Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Kasım ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı da yapalım. Damla Nur Medium sayfasını Instagram'dan ve TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Kendisi yıldızname bakıyor büyü ve büyü bozma ile ilgileniyor. O konuda alanında uzman birisidir. Damlanur tire Medium TikTok sayfası ve Instagram sayfasından kendisine ulaşabilirsiniz diye hatırlatalım. Kahve falı içinde falım astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar bir topluluk var küçük bir aile içerisinde bir topluluk bir şeyin karar vermesi amacıyla bir araya geleceksiniz. İki kişinin istekleri farklı olduğunu fark edeceksiniz ve bu kişiler biraz sıkıntılı olacak ama sonrasında sizinle ortak yola gelecekler. Uzun bir yoldan Z harfli ve A harfli kişiler misafirliğini gelecek yatılı olarak misafirlikten bahsediyoruz. Bu kişilerle görüşmek sizin biraz kafanızı karıştırabilir arkadaşlar çünkü onların belli bir talepleri var. Bu taleplerini yerinize yerine getirmenizi isteyecekler. Bu konuyla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Geçmişle bir bağlantılı bir sıkıntı var çünkü bu konuyla bu kişiler bu sorunu çözmek için geliyorlar ama e, bu konu askıya alınıp bekletildiği için sizde sıkıntı yaratıyor çözüm konusunda onların teklifini reddedeceksiniz olarak gözüküyor. Çünkü size sıkıntı yaratacak, kabul etmeniz de size sıkıntı yaratacak olarak gözüküyor. Bundan sonra bir evinizin içerisinde biraz karışıklık var. Yani olur olmaz meselesinde arkasından gelecek meselelerle ilgili konular var. Kısa vadede yine bir yolculuk yapacaksınız ve bundan sonra bu problemden kurtulacaksınız olarak gözüküyor evinizden giden bir eşya veya bir e, maddi anlamda değeri olan bir durum var. Para da olabilir, eşya da olabilir. Ziynet eşyası olabilir. Bu konunun bu konuyla alakalı resmi kurumlara başvurunuz gözüküyor. E, ama sonuç alma konusunda pek başarılı olamayacaksınız. Bazen hani giden bir eşyanın yerine daha büyüğü gelir ya, sizin bu dönem öyle bir durumunuz var. Ee, sanki dilek kapılarınız açık o an kaybolduğu anda ve size kat be katı en az 3-4 misli e, katında daha güzeli, daha iyisi nasip olacak gözüküyor arkadaşlar giden eşyanızın. Sessizden bir düşmanınız var. Alttan alta e, küçük küçük dedikodularla uğraşıyor şimdilik ama bu kişiyi durdurmanız gerekiyor. Sonraki dönemde sizin başınızı ağrıtabilir bu konuyla ilgili isminin içerisinde Z harfi var. Kan bağınız yok bu kişiyle şu anlık e, sıkıntılı yani kan bağınızla olan bağlantısı var ama sizinle direkt bağlantısı yok bu kişinin. Yani e, kuzeninizin eşidir veya kardeşinizin eşidir onlarla alakalı bir akrabalık türüdür ama sizinle birebir bire bağlantısı yok bu kişinin biraz kıskançlık var. Yaptığınız veya etrafınızdaki sevilmenizle kaynaklı sizi kıskançlıkla ilgili alttan alta bir şeyler yapıyor. Ona bir yerde durak vereceksiniz yani durduracaksınız ama biraz erken uyanmanızda fayda var. Ucu farklı yerlere dokunabilir, size zarar verebilir. Burada zarar veremeyecek olarak gözüküyor şu an. Uzun zamandır beri hastalıkla boğuşan bir akrabanız, birinci dereceden akrabanız, kardeşiniz, anneniz, babanız veya siz. Böyle bir kişi. Bunların bir yurt dışı ile bağlantılı bir tedavi süreci olacak ve bu konuda maddi anlamda biraz desteğe ihtiyacınız olacak. Kendinizi sosyal platformlarda veya Bununla ilgili çevrenizde çok sık görüşürken iletişim kurarken bulabilirsiniz. Çözüm hemen bulunmayacak ama sonraki süreçte çözüm bulunacak gözüküyor. Resmi bir kurumdan sıkıntılı bir haber alışınız var. Bunun arkasından aydınlığa çevirmek için biraz e, yani zamanında haber alıp da düzeltirmeniz gereken bir durum gözüküyor. Orta yaşlarda bir erkek. Ee, biraz göbekli e, kafa yapısı biraz büyük sırtlarında bir ağrısı var ama daha çok e, sırtındaki yükü paylaşacak yer arıyor. Yakın çevrenizde böyle bir akrabanıza bir dertleşmeniz e, Onun dertlerine ortak olmanız var. Bu konuyla ilgili ne yapabilirim diye düşüncesindesiniz etrafınızda bir kişiden yardım alıp bu kişiye yardım etme çabası içerisinde olacaksınız. Burada köprülü bir yer çıkmış. Yani bir abidesi olan bir köprüsü olan bir yerde bir ziyaret etme, bir şeylerle alakalı bir o şehre gidişiniz var ve burayla bağlantılı daha sonraki yaşam zamanı, yaşamla ilgili daha sonraki süreçte tekrar gideceksiniz veya bunun planını yapacaksınız. Şimdi ikili ilişkiler anlamında güzel bir gelişme var. Sırt döndüğünüz, ayrılma noktasına geldiğiniz eşinizdir, sevgilinizdir veya e, flörtünüzdür. Bu kişiyle tekrar barışmanız, daha sağlam adımlar atmanız söz konusu. Aranızdaki problemi birisinin vesilesiyle çözeceksiniz. Geçmişte bir hane, bir evle ilgili bir satışı veya daha öncesinde elinizden çıkan bir evle ilgili bir gelişme var. Tekrardan bir ev sahibi olma veya bir eve taşınma ile ilgili gündeminiz olacak. Bunun ileriki zamanlar için planlamasını yapacaksınız ki aydınlık ve temiz gözüküyor. Dışarıyla bağlantılı 3 tane ayrı kişiyle görüşme ve bu 3 kişiden ayrı ayrı haberleriniz temiz haber olarak gözüküyor. Sizin için faydalı, yararlı haberler. Daha sonrasında işinize yarayacak. 3 şakamı ayın 23'ü veya 30'u tarihleriyle ilgili güzel temiz bir kısmet alışınız var. Hanenize girecek 3 tane haber sizi ayaklarınızı yerden kesecek kadar mutlu edecek. Bazı şeyler askıya aldınız. Eğitimdir, kariyerdir, hayatınızdaki ilişkilerdir. Artık bu askıya aldığınız, bekletme sürecine girdiğiniz konularla ilgili bir yüzleşme ve bir planlama yapma zamanınız geldiğini o rüyalarınızda da Gerçek hayattaki dost bildiğiniz insanlar da, da size birer birer hatırlatacaklar ve bu konuda sizi biraz aceleci hale getirecekler. Acele etmek değil mesela ama doğru karar vermek konusunda zamana yaymanız gereken bir durum var. Özellikle iki tanesi hakkında çözümü bulacaksınız ama diğer konulara biraz daha zamana yayacaksınız. Ev taşınması gündeminiz Kasım'ın sonuna doğru sizin hayalinizi, hayalinizde olan bir yere taşınmakla ilgili gündem olacak. Yani şehir değiştirme ile ilgili bir planınız varsa şehir değiştireceksiniz. Veya e, gündeminizde ben şu semtte şu evde oturmak istiyorum bunu başaracak mıyım konusunun cevabı artık evet bunlarla ilgili güzel gelişmeler gözüküyor. Hiç beklemediğiniz bir ziyaret var hanenize. Bu ziyaret olumlu anlamda sonuçlanacak sonrasında. Baştaki söylediğim ziyaretle sondaki söylediğim ziyaret arasında fark var arkadaşlar bu arada onu da belirteyim. Evet. İki tane hastalık haberi. Bu haberlerin bir tanesi e, biraz ağır ama diğeri iyileşecek olarak gözüküyor. Kadın hasta ile ilgili iyi bir haber alamayabilirsiniz ama erkek hasta iyileşecek olarak gözüküyor. 3 rakamında temiz aydınlık haberleriniz var ve arkası arkasına gelecek olan 2 tane kısmetiniz var. Üstünü örttüğünüz olaylar tekrardan ortaya çıkacak ve çözüm isteyecek. Bu konuda da artık çözüme kavuşturmak zorunda kalacaksınız. Biraz zorlayacak bu konuda şartlar sizi. Bir güç bir asa çıkmış. Olayları çözerken kendinizi daha güçlü, daha cesur kararlar alırken bulabilirsiniz. Bu dönem aldığınız kararlar sizin için olumlu olarak yansıyacak. Nazarınız ve üzerinizdeki ağırlıklarla ilgili çözüm bulmanız gerekiyor. Çok fazla etki altındasınız. Bu konuyla ilgili dikkatli olmanızda fayda var. Yıldız de baktırabiliyorsanız yıldızınız da bu dönem düşük arkadaşlar bu konuyla ilgili. Hiç beklemediğiniz bir iş yerinden uzun boylu bir erkekle bir el sıkışmanız, bir anlaşmaya varmanız var. Bu konu ortaklık da olabilir, terfi konusu da olabilir. İş konusunda uzun süre aynı yerde çalışan kişiler için geçerli. Yeni başlangıçlar için bu dönem iki tane ayrı görüşme var. Birisi sıkıntılı olacak ama birisi aydınlık ve temiz olacak. Sonrasında zaten istediğinize kavuşacaksınız. Kasım ayının sonuna doğru. Bu dönem yarım kalan işlerinizi tamamlamakla daha çok uğraşacaksınız gözüküyor. Çünkü dilek kapılarından çok eksik, yarım olan ne varsa onlarla ilgili görüşmeleriniz var. Hiç beklemediğiniz bir konuda şans oyunu veya talih e, kuşu dediğimiz durum var. Bu konuyla ilgili bu dönem şanslısınız arkadaşlar. Bu fırsatı da değerlendirin derim. Evet. Kasım ayının son 15 gününde Başak ve Yükselen Başakların neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Yıldızname büyü ve büyü bozma ile ilgili Damlanur Medium sayfasından, Instagram sayfasından ve TikTok'tan kendisine ulaşıp yardım alabilirsiniz. Ee, yalnız kendisi Almanya'da yaşıyor. O yüzden yurt dışındaki kişilerin ulaşması daha doğru olabilir. Ee, o kişilerin daha çok yardım alabileceği bir durum var. Onun dışında da kahve falı için falı astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.